Sevgili izleyenler, TRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. Bakan Yılmaz muhtarlarla bir araya geldi. Cuma pazarı bugün yapılan törenle hizmete açıldı. Bakan Yılmaz'ın konvoyunda kaza meydana geldi. Hepsi ve daha fazlası birazdan TRT Ana Haber'de. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, memleketi Sivas'ta UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu toplantısı ve Sivas Çalıştayı programına katıldı. Bakan Yılmaz, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı köy ve mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Program açan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu, bu tür programların devam edeceğini söyleyerek Bakan Yılmaz'a katılımlarından dolayı teşekkür etti. Biz bu programı geçen hafta yapmak istemiştik Muhtarlar Günü münasebetiyle. Muhtarlar Günü'nü de kutlamak istiyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günü'ydü ama Sayın Bakanımızın yoğun programları sebebiyle bu haftaya erteledik. İstedik ki Sayın Bakanımızla, milletvekillerimizle sizleri buluşturalım. Bundan sonra bu programlarımız hız kesmeden inşallah devam edecek. Daha sonra muhtarlar istek ve taleplerini açıkladı. Bu sene 9000 metre parken varızı yapıldı, bitti. Biraz daha devam olacak inşallah seneye. Ama bir başka köy, altyapısı yok, çok affedersiniz, tuvalet çukuru yok, kahvaltı yapıyoruz. Bu doğru bir şey değil bence. Diğer taraftan bir köyde kilit parke üzerinde giderken birçok köyde köy kullanması bulamıyor. Bulsa da yetişemiyor. AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, isteklerin bu şekilde alınmaya devam edeceğini, 500'ün üzerinde köye ulaştıklarını ifade etti. Ekim ayı boyunca köylerimizi, mahallelerimizi tarama programı gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar Ekim ayının ilk yarısında 372 köye ulaşmıştık. Şu anda 500'ü geçti ulaştığımız köy sayısı ve 1238 köy, 251 mahalle, 850 STK ve resmi kurumların hepsine ulaşmayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki 15 gün içerisinde de bu programı tamamlamak arzu ediyoruz. Belediye Başkanı Sami Aydın ise köylerdeki ihtiyaçların %85-90 oranlarında karşılandığını söyleyerek şunları kaydetti. İhtiyaçlar sınırsız. Sivas'ın 2000'i aşkın yerleşim birimi var. Allah'a çok şükür bugün belki yüzde olarak tam bilmiyorum ama %85-90'ın temel sorunları çözülmüş durumda. Diğerlerininki de inşallah zaman içerisinde çözülecektir. Yani şöyle derler ya bizde, gözüken köy kılavuz istemez. Yani bir hizmet trendi başlamış, devam ediyor. Belki henüz her köye istenilen standartta ulaşmamış olabilir ama ben şuna inanıyorum, yakın zamanda köylerimiz hem sizlerin yaşamaktan zevk aldığı hem de insanların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı merkezlere dönüşecek. AK Parti Sivas Milletvekili İlmi Bilgin ise gerçekleştirilen istişare toplantılarının önemli olduğunu söyleyerek AK Parti'nin istikrarlı duruşuyla tüm eksiklikleri gidereceğini kaydetti. Köydeki sorunları yaşayarak bilen bir kardeşinizim. Bugün 5-6 muhtarımız söz aldı. Söz almayanların da aslında ne demek istediklerini biz biliyoruz. Şimdi 2001 yılında partimiz kuruldu. 3 Kasım 2002 tarihinde iktidara geldi. 15 yıldır sizlerin duasıyla, sizlerin desteğiyle hiçbir ayrımcılık yapmadan 780 bin kilometre kare vatan toprağında insanımızın yaşadığı her bir yeri, her bir santimetreyi güzelleştirmek için yine sizlerin verdiği destekle ve sizden aldığımız güçle çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise çok nüfus olan yerlerden başlamak üzere Allah nasip ederse her yere hizmeti göndereceğiz diyerek çok şeyin yapıldığını ama daha yapılması gereken şeylerin olduğunu söyledi. Çok şey yaptık. Her şeyi yaptık demiyoruz. Çok şey yaptık. Gerçekten zaten Akçayeniş Köyü muhtarımız da onu söyledi. Dikkat ederseniz muhtarımız da şunu söylüyor.
Allah razı olsun, iş yaptınız. Ama nüfusu az olan yerlere biraz daha önem verin. Biz de hizmet verirken öyle ya, bir yerde 100 tane nüfus varken, bir yerde 10 nüfus varken o kaynağı 100 kişiye mi götürmek, harcamak daha doğru olur, 10 kişiye mi? Dolayısıyla çok nüfusu olan yerlerden başlamak üzere Allah nasip ederse her yere hizmeti göndereceğiz. Nerede bir insan var? Tek bir insan, on değil. Bir insan varsa, meğerse ister köyde ister mezrada olursa, su mu, yol mu, eğitim mi, hepsinin ihtiyacını karşılamak bizim vazifemiz. Biz bunun için hizmete talip olduk. Bu yolda da epey mesafe aldık mı? Hiç şüpheniz olmasın ki gerçekten de bu yolda da epey mesafe aldık. 2002'den bu yana çok fazla yol kat edildiğini ifade eden Bakan Yılmaz, milletten aldıkları istikrar ve güvenle Türkiye'nin 15 yılda İsveç'in, İsviçre'nin ve Hollanda'nın önüne geçtiğini dile getirdi. 2002 yılında Türkiye'nin milli geliri 236 milyar dolar, 236 milyar dolar Türkiye'nin milli geliri 2002 yılında. Bizim milli gelirimiz 236 milyar dolarken İsviçre'nin milli geliri 301 milyar dolar. İsviçre bizim önümüzde değil mi? Biz 236, İsviçre 301. İsveç bizim 236, İsveç 264 milyar dolar bizim önümüzde. Hollanda bizim 236, Hollanda'nın 467 milyar dolar. Yani bir medeniyet yolunda yürüyoruz, uygarlık yarışına, bizim önümüzde. Hollanda bizim iki katımız. 2002'de başladığımız noktayı bilelim ki şimdi bulunduğumuz noktada ne kadar mesafe aldığımızın farkına varalım. İsviçre 301 milyar dolarken, bizim önümüzdeyken, şimdi İsviçre 660 milyar dolara geldi. Bizim ne kadar? 863 milyar dolar. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın Sivas'taki programları sırasında konvoyda kaza meydana geldi. Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'un makam araçlarının karıştığı kazada yaralanan olmadı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bir dizi programlara katılmak üzere dün Sivas'a geldi. Bugün gerçekleştirilecek programlara giderken makam araçlarının oluşturduğu konvoyda sabah saat 11.30'da Sivas-Erzincan Karayolu Organize Sanayi Kavşak'ta kaza meydana geldi. İmranlı programına giden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konvoyunda bulunan Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ı taşıyan 58TR-919 plakalı makam aracı ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'u taşıyan 58AS-187 plakalı makam aracı çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken Altınsoy ile Aydoğan'ın başka bir araçla programa devam ettikleri öğrenildi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla Sivas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak üstü kapatılan Cuma Pazarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Bugün Cuma Pazarı'nın açılışı yapıldı. Burada beklentimizin üstünde çok güzel. Sivas'a büyük bir yatırım ha. Hizmetin kötüsü olmaz. Açılışa Bakan Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili İlmi Bilgin, Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer protokol üyeleri katıldı. Açılışta konuşan Başkan Aydın, seçildiği dönemde Sivas'taki pazar yerlerinin cadde üzerinde olduğunu söyleyerek, pazarları belli bir alana taşıdıklarını dile getirerek, Cuma pazarının tek bir ihtiyacı hizmet etmeyeceğini, toplu programlarda kullanılacağını kaydetti. Tozun toprağın içerisinde, yağmurun karın altında ciddi sıkıntılar yaşanırdı. Pazarın olduğu gün, o sokakta, o caddede cenaze olsa, cenaze aracı oraya giremezdi. Hasta olsa ambulans oraya giremezdi. Yangın olsa itfaiye oraya giremezdi. O dönemde ilk adımımız cadde ve sokaklar üzerine kurulan pazarları sabit kalıcı yerlere taşımak oldu. Şu an şehrimizde her yerde otopark ihtiyacı var. Pazar günü hariç diğer günlerde otopark olarak kullanılabilecek. Ramazanlarda buraya iftar sofraları kurulabilecek. Gene kurban bayramlarında kurban kesim alanı olarak kullanılabilecek. Yani bölgeye aynı zamanda sadece bir pazar değil, adeta bir kültür merkezi
görevini görecek yatırım olarak da bu projeyi görebilirsiniz. AK Parti Milletvekili Hilmi Bilgin ise vatandaşların daha kaliteli hizmet almasının güzel bir olay olduğunu ifade etti. Bir esnaf çocuğu olarak pazarcı esnafımızın yaşadığı sorunları bilen bir kardeşiniz olacak. Hem esnafımızın hem pazarcılarımızın hem de buralardan hizmet alan müşterilerinin daha kaliteli yerlerde hizmet alması cidden güzel bir olay. İnşallah belediye başkanımız yerleri müsait olan diğer pazar yerlerini de bu şekilde milletimize ve şehrimize yakışır hizmetler haline getirir diyor. Tekrar bu güzel hizmetin hepinize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Cumanız mübarek olsun diyor. Vali Davut Gül ise daha yaşanabilir bir Sivas için çalıştıklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Burada hem pazarcı esnafımızın iyi şartlarda size hizmet verebileceği bir ortam oluşturulmuş, hem de bu mahalledeki vatandaşlarımızın kaliteli, ucuz alışveriş yapabilecekleri bir mekan oluşmuş. Ben emeği geçen belediye başkanımız ve bütün ekibine teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızın liderliğinde daha yaşanabilir bir Sivas oluşturmak için 24 saat sizlerin emrinizde olduğumuzu söyleyerek hayırlı cumalar diliyorum. Bakan İsmet Yılmaz, pazar yerinin Başkan Aydın'ın da ifade ettiği gibi çok programlı etkinlik alanı olduğunu söyledi. Aslında pazar yeri demek yeterli değil. Sami Bey de söyledi, başkanımız da söyledi. Çok programlı etkinlik alanı. Nedir çok programlı etkinlik alanı? Muhtarımız gerekirse düğünlerimizi dahi burada yaparız dedi. Otopark olarak kullanabiliriz dedi. Kurban kesim alanı olarak kullanabiliriz dedi. Yağmurlu alanlarda yağmurlu zamanlarda toplantı alan olarak kullanabiliriz. Açık havada bir araya gelmemiz gerekirse yine burada gelebiliriz dedi. Ben dolayısıyla da bu yerin bütün Sivas'ımıza, bütün burayı kullanacak mahallelerimize hayırlı uğurlu olmasını. Yılmaz, Sivas'ta devam eden projelerin tamamlanmasıyla şehrin daha güzel bir yer olacağını dile getirerek Sivas'ın iki gününün birbirine eşit kılmayacağız dedi. İnşallah Sivas'ın her gününü iki gününü birbirine eşit kılmayacağız. Her gelen gününü bir önceki günden iyi kılmak için çalışıyoruz. Bunda da en büyük emek Sami Başkan'ın. Tekrar emekler için teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından katılımcılar pazarın açılışını gerçekleştirdi. Ya Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Bakan Yılmaz daha sonra pazarı gezerek esnafla sohbet etti. Yılın belli dönemlerinde kent meydanına kurulan Kızılay Kan Bağışıtırı havaların soğuması ile birlikte meydandaki yerini tekrar aldı. Kızılay Sivas Şubesi meydandaki yerini aldı. Sivas'ta soğuk havaların etkili olmasıyla birlikte vatandaşların pek fazla dışarıya çıkamamasına karşı Kızılay Kan Bağışı aracı kent meydanında bulunuyor. Sivas Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Ahmet Günaydın, havaların soğumasıyla kan bağışında bir azalma olduğunu ama Sivas olarak aylık kan ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. Tabii ülkemizin kan ihtiyacı her geçen yıl artmaktadır. Bunu da Sağlık Bakanlığımızla beraber yaptığımız ortak çalışmayla Türk Kızılay Kan Hizmetleri olarak ülkemizin tüm kan ihtiyacını hemen hemen karşılamaktayız. Biz kendi bölgemizi İç Anadolu Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak Sivas'ta gerekli kan bağış ekiplerimizi düzenleyerek özellikle kış aylarında söylediğiniz gibi kan bağış sayısı azaldığı için meydanımıza, Cumhuriyet Meydanımıza bu büyük kan bağışlarımızı getirerek vatandaşlarımızın katılımını sağlamaya çalışıyoruz. Sivas olarak aylık kan ihtiyacımızı karşılamaktayız kan merkezi olarak. Tabii gerekli teknik destek, eleman, altyapıyla beraber herhangi bir sıkıntı çekmemekteyiz. Günaydın, katılımı artırmak adına 16 ilçeye de kan bağışı merkezi kurduklarını söyleyerek Sivas'ın yıllık kan ihtiyacı hakkında bilgi verdi. İhtiyacınız olan kan miktarını yani yeterince her gün sağlayabiliyor musunuz? Tabii Sivas'ımızın yıllık kan ihtiyacı 25 bin ünitedir. Bunu aylık periyotlara bölüyoruz, günlük periyotlara bölüyoruz. Ekiplerimizin yoğunluğuyla beraber, vatandaşımızın katılımıyla beraber şimdiye kadar, şu tarihe kadar, Ekim'in sonuna kadar herhangi bir kan sıkıntısı çekmedik. Bundan sonra da olacağını düşünmüyoruz. Vatandaşımıza bu konuda da çok teşekkür ederiz. Katılımların devamlarını bekliyoruz. Peki buradan vatandaşlara söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Kan kaynağı sadece insan olan bir dokudur. Kan bir dokudur. Bunun fabrika yapımı yoktur, ilacı yoktur. Hepimiz birbirimize muhtacız. Bugün bana ihtiyacım olabilir. Yarın sizin ihtiyacınız olabilir. Bunun için vatandaşlarımızın bu konuda daha fazla duyarlı olmasını istiyoruz. Bana ne diyerek geçmiş olmamız, tırımızın önüne geçmiş olmamız bir hastamızın canına mal olabilir. Biliyorsunuz ülkemizde her 4 saniyede bir ünite kana ihtiyaç oluyor.
Bu tabii giderek katlanarak artıyor. Nüfusumuzun artması, trafik kazalarının çoğalması. Bunun için vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olmalarını rica ediyorum. Günaydın. En çok ihtiyaç duyulan kan grubu sorusuna ise şöyle yanıt verdi. Benim kan grubum A pozitif nasıl olsa bulunur diye düşünmek hatadır. Çünkü sayı arttıkça ihtiyaç da artmaktadır. Hatta yeri geliyor bazen pozitif kan gruplarına negatiften daha çok ihtiyacımız olduğu oluyor. Bu konuda vatandaşlarımız nasıl olsa benim kan grubum çok bulunuyor, başka vatandaş verir diye düşünmesin. Emin olsunlar ki bazen dediğim gibi pozitif kan grupları, negatif kan gruplarının daha çok ihtiyaç duyuyoruz ve bulamadığımız zamanlar oluyor. AFAD ve Küresel İnsani Yardım raporundan edinilen bilgilere göre Türkiye gayri safi milli hasıla gelirinin %0.75'ini yardımlara ayırdı. Bu sonuçta Türkiye dünyada en çok insani yardım yapan ülkelerin başında yer aldı. Türkiye gerek jeopolitik konumu, gerekse toplumsal yapı ve geleneksel bakımından dünya üzerinde yardıma muhtaç olan ülkelere el uzatırken, özellikle son dönemlerde Somali, Filistin, Suriye ve Arakan'da yaşanan insanlık dramlarına sessiz kalmadı. Küresel İnsani Yardım raporundan elde edilen bilgilere göre, geçtiğimiz yıl Türkiye 6 milyar dolarlık yatırım yaparak 6.3 milyar dolar yardım yapan, ABD'nin ardından dünyada en çok yardım yapan ikinci ülke konumunda oldu. Yapılan yardımlar gayri safi milli hasıla geliri düşünülerek hesaplandığında ise Türkiye gelirine göre en çok yardım yapan ülke olarak liderliği gösterdi. Milli gelirine göre en çok yardım yapan Türkiye'yi sırasıyla %0.18 ile Birleşik Arap Emirlikleri, %0.15 ile Lüksemburg izledi. Dünyada en çok yardım ise 2011'den beri iç savaşın devam ettiği Suriye'ye yapıldı. Suriye'yi sırasıyla Yemen, Ürdün, Güney Sudan ve Irak takip etti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeyrekçi, dolardaki yükselişin geçici olduğunu söyledi. Biz de konuyla ilgili olarak Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Taner Deliktaş'tan bilgi aldık. Soruyorum, dünyada 17. büyük ekonomi olan nominal, satın alma gücüne göre 13. büyük ekonomi olan devasa bir ekonominin bu performansı her türlü takdirin üzerindedir. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi bugün döviz kurundaki yükselişe ilişkin açıklama yaparak spekülatif haberlere dayandırmak yanlış. Olumlu gelişmelerin pozitif etkisi olacak. Yükselişin geçici olacağını göreceğiz dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi yaptığı açıklamada döviz kurundaki yükselişin geçici olduğunu söyledi. Peki dövizlerdeki dalgalanmalar ne durumda? Doların yükselişi ilerideki günlerde azalacakmış. Evet. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Doların ateşinin düşeceğini, söneceğini düşünüyoruz biz de. Dış gelişmelerden dolayı dolar yükseldi. Tabii ki Orta Doğu'daki biraz karışıklık tabii ki oradan da kaynaklanıyor. Petrolün artması doları da birlikte yükseltiyor. Biz doların ileriki zamanlarda düşeceğini düşünüyoruz. Deliktaş, dün dolardan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altının yükselişinin devam edeceğini söyledi. Dolar yükselince ons biraz düştü. Fakat yine de gram fiyat, TL gram fiyatı yükseldi. Yani 156.500'e kadar çıktı altının gramı. Biz bunu daha önce de belirtmiştik. Yani altının yükseleceğini her zaman söylüyoruz. Bu bugün biraz altın düştü, 155 liraya kadar düştü. Ama ileriki zamanlarda altın tabii ki yükselecektir. Önümüzdeki günlerde altının yükseleceğini vurgulayan Deliktaş, vatandaş yatırımı altına yapsın dedi. Yatırım yapacaklarını, altınlarını bir an almalarını tavsiye ediyorum. Yani ilerideki günlerde yatırımın altın olmasını. Tabii ki altın, biz daha önce de açıklamıştık, 170 lira bekliyorduk. Bu 2017'nin altın yılı olacağını düşünmüştük, söylemiştik. Ha, bu da doğrulanıyor. Yani dün 156.500'e kadar çıktı. Bugün biraz gevşeme var ama tekrar yükseleceği düşüncesindeyiz. Meraküm ve Dumanlıçay yöresi belde ve köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çocuklar ve Gençler için Birlikteyiz isimli proje için tanıtım toplantısı düzenlendi. Merter Sosyal, Sportif ve Meslek Eğitim içerikli Çocuklar ve Gençler için Birlikteyiz projesi geliştirdi. Projenin tanıtım toplantısı dün akşam öğretmen evinde gerçekleştirilirken toplantıya okul müdürleri, Merter kurucu başkanları, siyasi parti temsilcileri, Merter bölgesi muhtarları ile dernek başkanları katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Merter Başkanı Mehmet Bediroğlu, bölge olarak sosyal sorumluluk projesi oluşturduklarını, bu projenin 18 köy ve bir beldede uygulanacağını söyledi. Toplamda 2210 öğrenci. Öğrencinin faydalanmasını umduğumuz projemizde 150 derslikte 170 öğretmenimizle el birliği yaparak projemizi uygulamaya çalışacağız. Projenin hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür eden Merder Başkanı Mehmet Bediroğlu, proje maliyetinin yaklaşık 80 bin lira olduğunu ve 15 Haziran 2018 tarihinde sona ereceğini kaydetti. Mesleki eğitim kursu, seminerler, turnuvalar ve Çanakkale gezisi. Yapacağımız bu faaliyetlerle ilgili olarak halı saha turnuvası için forma, şort ve çoraptan oluşacak takımlar ile futbol topu proje bütçemizden karşılanacaktır. Satranç turnuvası ile ilgili olarak yöremizdeki okullarımızın her sınıfına birer adet satranç takımı hediye edilecektir. Yaklaşık 200 adet satranç takımı dağıtacağız. Öğrencilerimiz iki otobüs ile Çanakkale gezisine götürülecektir. Tabii ki bu faaliyetleri gerçekleştirmek için bizlere katkı sunan İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Konuşmaların ardından çocuklar ve gençler için Birlikteyiz projesinin tanıtımı yapıldı. Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Ardıç Ağacı zamanı meydan okuyarak 7 asırdır ayakta duruyor. Köy sakinleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tescillenen ağaç için özel bakım ve koruma bekliyor. Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan 7 asırlık Ardıç Ağacı için özel bakım ve koruma talep edildi. Gürün'ün Bahçeçi Köyü yolu üzerinde bulunan 7 asırlık ardıç ağacı zamana meydan okuyor. 7 asır boyunca ayakta kalmayı başaran ağaç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında tescillenmiş olmasına rağmen gelecek asırlara da taşınabilmesi için ağaçla ilgili herhangi bir koruma tedbiri bulunmuyor. Bahçeçi Köyü Muhtarı Arif Koca, ağacın köylerinin simgesi olduğunu belirterek, köy sakinleri olarak babadan, atadan gelen bir gelenekle ağacı koruduk diyerek, ağacın korunması için ek tedbirler alınmasını istedi. Köyümüz sınırları içinde bulunan Ardıç Ağacı 700 yıllık bir ağaçtır. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştır. Çapı 7 metre, uzunluğu 20 metre olmaktadır. Çok eski bir, tarihi bir ağaçtır. Ağacı köylerimizde beraber kesinlikle bir dallarını kesme veyahut da bir zarar vermeden elimizden geldik kadar korumaya çalışıyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na da daha buna bir el atar da daha bir iyi olması için bir güzelleştirilirse daha iyi olur. İsteğimiz bu. Yaz aylarını durgun geçiren örgü sektörü havaların soğumaya başlamasıyla birlikte hareketlendi. Özellikle ev hanımlarının vazgeçilmez hobilerinden olan örgünün en önemli unsuru olan yumaklara kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte talep arttı. İnceden kalına, rengarenk çeşitleriyle müşterileri cezbeden yumaklar, vatandaşlara uygun fiyatlar ile birbirinden şık giysileri dikme fırsatı veriyor. Sivas'ta örgü üzerine ürün satışı yapan işletmeci, yaz aylarının sona ermesiyle birlikte örgü sektöründeki hareketliliğin tatmin edici seviyeye geldiğini söyledi. Ev hanımlarından doktorlara kadar örgünün vazgeçilmez bir hobi olduğunu belirten işletme sahibi, kadınların tercih ettiği örgü modelleri hakkında bilgi verdi. Bu sıralar özellikle yoğun bir şekilde kabarmayan ürünleri tercih ediyorlar. Yani hani ben emek sarf ettim, benim emeğim boşa gitmesin, benim ördüğüm yün kabarmasın. Böylesi tarzda genelde bir istekler oluyor müşterilerden. Ve ayrıyeten şu an bayanlarda bir hobi dediğim gibi işte böyle ufak çaplı, nasıl söyleyeyim, böyle bilekliktir, işte ne bileyim oya danteldir,
yeni modellerdir. İşte farklı şeyler üretip, mesela penye iplerdir, böyle iplerden çantadır, aksesuardır, böyle şeyleri yapmayı çok seviyorlar şu anda genelde. Onlarla uğraşıyorlar. Öte yandan fiyatların normal seviyede seyrettiğini aktaran işletme sahibi, örgü sektöründe genellikle yılda bir kez ufak bir zam yapıldığını sözlerine ekledi. Örgü iplerin fiyatı senede bir defa artıyor. Çünkü biz sezonluk alışveriş yaptığımız için müşteriye pek zamları yansıtmamaya çalışıyoruz. Tabii bunda eski, tabii dediğim gibi firma olmamızın avantajları var. Daha uygun fiyata alıp müşteriye daha güzel ürünleri, daha uygun fiyata sunduğumuz için müşteri genelde sağ olsun bizleri tercih ediyor. Sivas İmam Hatipliler Derneği'nin hazırlamış olduğu proje kapsamında dernek binasının giriş katında oluşturulan ikrar kitap açılışı hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklediği Sivas İmam Hatipliler Derneği tarafından hazırlanan İkra Kitap adlı proje düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Dernek binasında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantı düzenleyen İmam Hatipliler Derneği Başkanı Samet Şimşek, proje ve yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgi verdi. Gençlerimizi, öğrencilerimizi zararlı, boş, batıl alışkanlıklardan kurtarıp, uzaklaştırıp faydalı ve hak işlerle meşgul etmek. Yapılan proje ile çeşitli etkinliklere yer vereceklerini dile getiren Şimşek, proje kapsamında kütüphane oluşturduklarını, şehir gezileri yapacaklarını, akıl oyunları, sinema etkinliği gibi farklı etkinliklere yer vereceklerini sözlerine ekledi. Şu anda içinde bulunduğumuz mekan olan kütüphane, 2500 farklı, toplamda 3000 tane kitabı gençlerimizle, öğrencilerimizle buluşturacağız. Allah nasip ederse. Şehir gezileri, tarihi ve kültürel şehirlerimizi tarih bilinci oluşturmak, milli bilinç oluşturmak, İslami bilinç oluşturmak amacıyla özellikle ecdat yadigarı payitahtlık yapmış şehirlerimizi, İstanbul'u, Edirne'yi, Bursa'yı, Çanakkale'yi inşallah gençlerimize gezdireceğiz. Allah nasip ederse. Açılış 28 Ekim Cumartesi günü saat 14'te gerçekleştirilecek. Süper Lig'in 10. hafta maçında deplasmanda Kardemir Karabük Spor'la karşılaşacak Demir Grup Sivas Spor Sivas'tan ayrıldı. 29 Ekim Pazar günü saat 14'te Doktor Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda Kardemir Karabük Spor ile karşılaşacak olan Kırmızı Beyaz ekip 21 kişilik kafileyle bu sabah karayoluyla Ankara'ya hareket etti. Takım Ankara'da bir gün kaldıktan sonra Karabük'e geçecek ve yapacağı son antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek. Şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var. Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği ekonomi haberlerini sunar. Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği ekonomi haberlerini sundu.
Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.